Dengi diyerek çıktığımız 1001 programının uzun serüveninin bir haftaki bölümünde daha karşınızdayız efendim. Hoş geldiniz, selam ediyoruz. 90. bölümümüz 1001 programında. Bugün bu hafta programımızda kenti konuşacağız, konutu konuşacağız, İstanbul'u konuşacağız, insanı konuşacağız. Birazdan bir video takdim edeceğim sizlere. O videodaki soru cümlelerinden bir tanesi şöyle ki gün içerisinde sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız tanıtımımızda da karşımıza çıkan bir ifadeydi malumunuz. Sizlerin de okuduğu ve izlediği üzere İstanbul'daki konutlardan bakınca hayat nasıl görünüyor? İstanbul nasıl görünüyor? Türkiye nasıl görünüyor? Türkiye nasıl görünüyor? Aynı zamanda yerel seçimleri şunun şurasında çok kısa bir zaman dilimi kaldı. İstisnasız tüm adaylar şehir perspektiflerini açıklıyorlar. Yarının Türkiye'si perspektiflerini açıklıyorlar. Kamuoyunda tartışılıyor. Fakat biz biraz da şu anda elimde tutmuş olduğum bu kıymetli çalışmayı merkeze alarak iki kıymetli misafirimle birlikte konuşacağım. Toplumun görünümü 2023, kent ve konut başlıklı rapor çok sıcağı sıcağına birkaç gün evvel kamuoyuyla paylaşıldı. Bizler de sıcağı sıcağına birazdan detaylarıyla analiz edeceğiz iki kıymetli misafirimle beraber. Tabii kent ve konut kavramları belki sadece kelime olarak, kavram olarak biraz böyle akademik duruyor olabilir. Fakat ön sözde özellikle hem ön sözde hem editoryal takdim yazısında iki ayrı ifade dikkatimi çekti. Tam da bizim 1001'imizi tanımlayan iki ayrı kavram ve cümle aslında. Toplumun çok katmanlı dönüşümünü bilgi merkezli, temiz bilgi merkezli, rasyonel bilgi merkezli bir şekilde analiz etmeyi amaçlıyoruz. Biz de tam olarak o temiz bilgiyi önceleyerek ve bir de serin kanlılıkla analiz ediyoruz deniliyor. Hem ön sözde hem de editoryal yazıda. Aslında 1001 programında biz de diyoruz ya, hafızanın ve bilginin 1001 renginde bilgi merkezli olarak serin kanlı bir şekilde bugüne kadar çok farklı alanları, çok farklı kavramları burada konuştuk, tartıştık. Birçok farklı kıymetli misafirimizle beraber. Önce videomuzu bir izleyelim. Konuklarımızı videomuz takdim etsin. Sonra ben de hoş geldiler diyerek hemen programı açtık. Oradan devam edelim efendim. Buyursunlar. İzleyelim, dinleyelim. 1001 bu hafta sizleri Türkiye binasının fotoğrafını okumaya davet ediyor. Türkiye'nin son 10 yıldaki sosyal dönüşümü neyi gösteriyor? Ekonomi, eğitim, sağlık ve hukuk alanları yarın için bize ne söylüyor? Yerel seçimler öncesinde İstanbul konutlarından bakınca hayat nasıl görünüyor? İlke Vakfı TODAM tarafından hazırlanan Toplumun Görünümü 2023 Kent ve Konut Raporu'nun editörü Dr. Elyasa Koytak ve İlke Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Fatih Gündoğan, İsmail Ailesi'nin yayın konuğu oluyor. Yarının Türkiye'si için öneriler ve teklifler tartışılıyor. 1001 başlıyor. Evet, sorular böyle. Bu soruların cevaplarını iki kıymetli misafirimize takdim edeceğim, yönelteceğim. Bu önemli raporu, hakikaten hayli emek verilmiş raporu edit eden birçok kıymetli isimle beraber uzun bir çalışma sonrasında birkaç gün evvel, hatta dün değil bir önceki gün değil mi? Salı günü kamuoyuna takdim ettiniz. Hayırlı olsun. İlke Vakfı'nın zaten ürünlerine, çalışmalarının hızına artık biz yetişemiyoruz. Yani ben yakından takip ediyorum ama sadece 1001 programında biz İlke Vakfı'nın birçok çalışmasını, raporunu gündem ettiğimizi, burada etraflıca konuştuğumuzu hatırlıyorum. Eminim ki izleyicilerimiz de hatırlıyorlardır. Toplumun Görünümü 2023, Dr. Elyasa Koytak ile konuşacağız. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Hoş bulduk. Ve Fatih Gündoğan hocam, sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Her iki isim de İlke Vakfı yeni yönetim kurulunun üyeleri, evet. Aslında değil mi? Yeni yönetiminiz de, yeni yönetim kurulu başkanı da hayırlı olsun. Sait Öner Bey'e, evet, hayırlı inşallah. Olsun. Ahmet Sait Öner'e hayırlı olsun. Eski sayın başkana da, Lütfi Sunar'a da selamlarımızı iletmiş gönderelim. Olalım bu vesileyle. Şimdi kavramlar dedim ya, biraz böyle akademik gibi duruyor. Hı hı. Sonuna dir, dur, tır gelen
tanımlamalardan ben biraz böyle soğuyorum. Hı hı. Ama raporun metnin tamamını okudum. Yani 110 küsür sayfaydı sanırım. 120 sayfa. Tam 120 sayfa. Son makaleye kadar notlandırarak, altını çizerek gerçekten okudum ve gerçekten çok şey öğrendim. Ve şaşırarak okuduğum, gerçekten de rakamlar bu dereceymiş dediğim birçok çıktı var. Öncelikle rapor bize tam olarak 2024'ün dünyasında, Türkiye'sinde, İstanbul'unda ve şehirlerinde ne söylüyor? Şehirleşme oranının evet 20 yıl öncesine kadar bile çok büyük oranda değiştiği, dönüştüğü bir gerçekliğin ortasındayız ama bu sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yeri için böyle. Hı hı. Rapor tam olarak bize temelde ne söylemeyi araştırmacılara, akademisyenlere, hı hı, yayıncılara ve her birimize, hı hı, ne söylemeyi amaçlayarak hazırlandı ile başlayalım mı? Başlayalım. Hay Koytak. Teşekkür ederiz. Öncelikle bu programda ağırlanmak güzel. Bize fırsat veriyorsunuz yaptığımız işleri duyurmak için. Bu kıymetli işleri bizler de izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Biz tabii bu toplumun görünümü raporları yıllık oluyor. Geçen sene salgın sonrası toplum temasıyla çıkmıştı. Bu sene de kent ve konut dedik. Çünkü kentleşme bizim çok ezeli bir meselemiz Türkiye'de. İç göçle birçok şeyin belirlendiği bir toplum hayatımız var. Kentleşme hemen her gün konuştuğumuz bir konu, çarpık kentleşme, kent mimarisi, belediye hizmetleri, işte bugünlerde seçim satım hali mi dönüyor, evet, değil mi? Evet. Yerel seçimlere de gidiyoruz. Dolayısıyla kent konusu bizim hem eskiden hem bugün hep gündemimizde olan bir şey. Konut meselesi de son zamanlarda iyice gündemimizde. Hem de agresif bir şekilde, değil, evet, mi? Konut meselesi negatif artık bir şekilde girmiş durumda. Biz o yüzden bu sene raporumuzun temasını kent ve konut dedik. Ve temelde sizin başta çok iyi ifade ettiğiniz gibi konuyu, akademik bilgiyi aslında kamusal bilgiye, faydaya dönüştürmeye çalıştık. Yani akademik bir içeriği var, akademik bir temeli var, tabanı var. Verilerle çalışıyoruz çünkü, sayılarla çalışıyoruz. Bunlar da çok sık yapılan şeyler değil veya çok kolay şeyler değil. Ama bunu kullanılabilir, istifade edilebilir, faydalı bilgiye dönüştürmeye çalışıyoruz. Biz bu İlke Vakfı'ndaki hemen hemen her raporda böyle yapmaya çalışıyoruz. Kent ve konut da hem çok tartışılan bir konu, giderek daha çok tartışılacak, hı hı, ama çok bilgiye ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz bir konu oldu. Biraz ezberler üzerinden de tartışılıyor, evet, çünkü. Evet, yani mesela geçen senelerde İstanbul'un silüeti diye bir konu vardı. Çok tartışılıyordu. Aslında çok da tartışılmıyordu. Yani tartışılıyormuş gibi yapılıyordu. Hı. Sadece bu hali güzel değil. Yüksek bina istemiyoruz. Tarihi silüet bozuluyor. Bunlar o kadar doğru ki tartışmıyoruz zaten. Bunları da hani ittifak ediyoruz toplum olarak zaten. Ama tartışmak için bir bilgi ortaya koymak gerekiyor. Onun karşısına başka bir bilgi çıkması gerekiyor. Onun yorumlanması gerekiyor. Biz biraz bunu yapmaya çalıştık ve hani gördüğümüz, yeni bulguladığımız, keşfettiğimiz çok şey oldu. Raporun içeriğinde de var. Kent konusunda, kent ve konut konusunda bizim bir işaret fişeği yakmaya çalıştık. Yani bakın şu konular, şu göstergeler bize şu trendleri işaret ediyor. Türkiye genelinde 81 ili karşılaştırdığımızda şu illerde şöyle bir durum var. İstanbul'a odaklandığımızda İstanbul'da da böyle bir durum var diye bazı şeyleri işaret etmeye çalıştık. Bu anlamda çok sayıda bulgusu oldu. Hiç konuşulmayan şeyler olduğunu gördük. Bölge bazında, ilçe bazında konuşulmayan şeyler, belki birazdan açma fırsatımız açacağız, olur. Açacağız. İnfografikler, haritalar eşliğinde de konuşacağız. Öyle daha somut olabilir. Hı hı. Bu anlamda biz biraz hani bu kamusal tartışmayı biraz açıp germek istedik yani bu raporla. İnşallah iyi olur. İnşallah verimli bir bilgi merkezli, verimli bir tartışma alanı oluşur diye temenni ediyoruz. Biz de ona vesile ve bağlaç olmak için de bu yayını planladık açıkçası. Fatih Gündoğan, kıymetli hocam, siz burada özellikle ben rica ettim. Akıllı Şehirler Meselesi isimli, evet, bir eseriniz var. Bunu mesele edinmiş elbette isimler var ama az evvel Elyasa Koytak da söyledi ya, akademik bilgiyi kamusal faydaya dönüştürmek. Bazen hani böyle aforizmal teklifler getiriliyor, duygusal, romantik teklifler getiriliyor ama uygulanabilir değil. Özellikle işte şehir, şehircilik ekseninde de biraz yaklaşım tarzı bu şekilde olabiliyor malumunuz. Siz uzun yıllardan beri hem profesyonel olarak sürecin merkezindesiniz,
hem de iş serüveniniz itibariyle de yaptığınız yöneticilikler ve danışmanlıklar itibariyle de sürecin merkezinde olan isimlerden bir tanesiniz. Ben yayın evvelinde o isimlerden birisiniz. Hocama latife ettim, dedim ya hocam şu şehir meselesini de sizleri ekranlarda biraz daha bence görmemiz gerekiyor dedim. Şöyle hocam, az evvel bahsi geçti ya, şehirde yaşıyoruz artık %90'ı aştı sanırım değil mi şehirleşme oranımız? Kent merkezlerinde yaşayan nüfus idari kayıtlara göre %90'ın üstünde. Evet, %90'ın üzerinde. Hı hı. Çok yakın bir zaman öncesinde dahi bu kadar değildi. 2000 öncesi ve sonrası diye ayırabileceğimiz kadar değişmişti, dönüşmüştü. Fakat İstanbul'la baktığımızda en son yine Ocak ya da Şubat 2024 çıktısıdır rakamıdır. 131 ülkeden nüfusu daha yukarıda olan bir ülkeden bahsediyoruz. İstanbul atlasından, haritasından, evet, söz ediyoruz adeta. Biraz İstanbul'la başlasak. Şimdi yerel seçimlere gidiyoruz mesela ama yerel seçimlerden çok İstanbul'un seçimini bekliyor tüm, evet, Türkiye tabii, açıkçası. İstanbul'u bu derece, şehrin kimliğini, konutunu, insanını, siyasetini bu kadar istisnai kılan, elbette siyasal olarak birçok sebebi var ama biz insan merkezli ve şehir merkezli baktığımızda tartışıyormuş gibi yapıyoruz ama tartışmadığımız çok temel şeyler var. Arzu ederseniz biraz oradan başlayalım. Sizin perspektifinizden İstanbul'un kent olarak konut ajandasında, evet kent olarak konut ajandasında bizim sizce asıl gündem etmemiz gereken yer, konut merkezli olarak neresi? Önce ben de teşekkür ederekten başlamış olayım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Avusturya'da yaşadım 4 yıl kadar. Orada sorduklarında İstanbul'un nüfusunu Avusturya'nın 2 katı diye cevap veriyordum. Yani bir rakam söylemiyordum, Avusturya'nın 2 katı diyordum. O da iyiymiş hocam ya. Çok iyi bir tanımlamaymış. Yani 8 milyonluk bir Avusturya'nın 2 katı bir İstanbul'dan bahsediyoruz. Ki coğrafya olarak falan yayılmış bir şehir. Avusturya için söylüyorum, ülke. İstanbul belki ikiye ayırıp değerlendirmek lazım. Bir, payitaht olarak İstanbul, tarihi yarımadası ve Üsküdar'ı vesairesinin içerisine katabiliriz. Bir de sonradan kurulan İstanbul. Bu yönüyle değerlendirmek lazım. Bir tarafıyla da konut, kent ve konut diyoruz ya. Hı hı. Konut tarafı bireysel olarak bakıyoruz. Aslında şehre de o bireysel penceremizden bakıyoruz. Kendi konutumuz, kendi barınma hakkımız ve o sağlandıysa tamamdır diyoruz belki. Ama şehir olarak baktığımız zaman şehirde konutun biraz yukarısına çıkmamız gerekiyor ve vatandaşın bakmadığı perspektiften bakmak zorundayız. Çünkü bir tarihi miras almışız. Çünkü çocuklarımıza miras bırakacağız. Ya bizim, özellikle İstanbul için söylüyorum, aldığımız her karar bir miras olacak. Olumlu yani, ya da olumsuz olarak. Olumlu ya da olumsuz. Bir dördüncü köprü kararı da böyle olacaktır veya yeni bir Marmaray kararı da böyle olacaktır. Yani bizim aldığımız kararlar bizden sonraki nesillerin yaşamlarını etkileyecek. Dolayısıyla da kararlarımızı gerçekten ortak akılla, gerçekten işin uzmanlarına değer vererekten, onlarla beraber çalışaraktan almak durumundayız. Bunu yapmadığımız takdirde anlık, çünkü bir stratejik planlar vardır, taktik planlar vardır, operasyonel planlar vardır. Bunlar hepsi en tepedeki bizim ilkelerimize uyuyor olması lazım. O ilkelerden sapacak olduğumuz zaman birilerinin bizi uyarıyor olması gerekir. İstanbul için özellikle de buna değer vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Peki bu uyarılara dikkat edildi mi sizce diye böyle? Ben her seferinde ya tüh şunu unuttuk dediğimizi düşünüyorum. Hmm. Her seferinde bunu temelin muz kabuğunu gördüğünde yine düşeceğim diye hayıflanması gibi her seferinde biz aynı şeyi tekrarladığımızı maalesef düşünüyorum. Bu biraz burada da, özür dilerim. Burada da planlama, inşa, yönetim ve denetim daireleri arasındaki zincirlerin kopuk olduğunu düşünüyorum. Hocam ben Türkiye'deki en temel meselenin, evet, denetimsizlik olduğu kanaatindeyim. Evet, bütün alanlarda ama tabii, istisnasız bütün alanlarda. Planlamayla uygulama arasındaki o kopukluk da maalesef var. Peki bu cümleleri de almış olduk. Teşekkür ediyorum Fatih Hocam. Türkiye'de doğurganlık hızı Avrupa ülkeleri seviyesine indi. Hı-hı. 1.62. Hı-hı. Hani bu konuşuluyor zaman zaman ama, hı-hı, çarpıcı bir rakam hakikaten. Evet, hı-hı, doğurganlık oranının düştüğü söyleniyor idi. Avrupa seviyesine inmişiz. Hı-hı. Avrupa'ya ulaşmışız o noktada. Yakın gelecekte orta yaş gruplarında yoğunlaşan bir demografik yapının olacağını öngörmek zor değil. Yoksul çocuk oranı sürekli artarak
Burası bence trajik bir rakam. Hı-hı. 2011'den beri en yüksek seviyeyi görmüş. Hı-hı. 32.7. Hı-hı. Şimdi buna benzer birçok yerin altını gerçekten çizdim. Mesela evlilikten memnun olmadığını ifade eden kadınların oranı 2.8, erkeklerin 1.2. Hani kadınlarda iki kat, tam daha yüksek neredeyse erkeklere göre. 3 sene önce hane halkı yıllık gelirinin 6 katı olan ortalama konut fiyatı 2022'de 19.8 katı oldu. Rakamı bir daha söyleyeyim. 3 sene önce hane halkı yıllık gelirinin 6 katıymış. Çok yakın bir zamana geldiğimizde o 6 kat 19.8'e yükselmiş. Evet. Şimdi az önce hocam da söylerken arada şu cümleyi kurmak istedim. Gerçekten biz çok hızlı yaşıyoruz. Çok hızlı kararlar alıyoruz. Değişim ve dönüşümler, hani Avrupa'da 50 yılda, 100 yılda olan süreçleri biz 3 yılda, 2 yılda, 5 yılda yaşıyoruz. Geride kalıyor. Evet. Aa, şu da kaldı diyoruz belki. Bu rakamlar da hiç şüphesiz çok hareketli bir toplumuz, dinamik bir toplumuz her açıdan. Ve bu rakamlar da değişiyor, dönüşüyor tabii ki. Rakamlar da böyle önünüze veriler geldikçe, datalar çıktıkça ya hakikaten genel ezberin tam tersi ya da ya bu trajik ve agresif rakam neden hiç zihnimizin, ajandamızın manşetinde değil diye öncelemeniz gerektiğini düşündüğünüz neler oldu diye böyle 2-3 soruyu meşederek sormuş olduk. Valla çok şey oldu. Az önce söylediğiniz şeyler raporun ilk birinci bölümünden, bir bakışta Türkiye bölümü. Orada 15 farklı nüfustan başlamak üzere 15 farklı alanda göstergeleri biz yıllık olarak takip ediyoruz. Orada da var, orada da ilginç şeyler var. Kentlerin karşılaştırıldığı ikinci, üçüncü bölümlerde de var. Bunların hepsinin üstüne dakikalarca konuşabiliriz, az önce söylediğiniz şeyler. Bunların birbiriyle ilişkili olması önemli. Yani aile yapısı değişirken, çocuk sayısı azalırken, hane halkı geliri alım gücü bakımından erirken, konuta erişim bakımından erirken bunlar insanların eğitime, istihdama erişimine de etki ediyor. Kentteki sosyal günlük hayata da etki ediyor. Kentteki sportif kültürel faaliyetlere katılımına da etki ediyor. Her zaman olumsuz etki etmiyor. Hani böyle bir şeylerin azalması veya olumsuz göstergelerin yükselmesi bir negatif bir tablo karşımıza çıkıyor. Negatif gerçeklikler var zaten. Bu raporda da esirgemedik yani. Ama her zaman olumsuz değil. Mesela şaşırtıcı bir şey olarak sorunuza cevaben Güneydoğu illerinde çok ilginç göstergelerin iç içe geçtiğini gördük. Ne gibi? Okullaşma oranının çok hızlı arttığını gördük diğer illere göre. Diğer illere göre okulda geçirilen süre, eğitimde geçirilen süre, yüksek öğretime erişim, okul öncesi eğitime de erişim Güneydoğu illerinde daha hızlı artıyor son 10 senede. Biz çünkü öyle yapıyoruz. Yani bir göstergeyi sadece 2023 yapmıyoruz çoğunlukla. 10 sene önceye göre, son 5 senede, son 10 senede bazen daha eski serilerle hani o değişimi görmek için. Baktığımızda Güneydoğu illeri derken de Şanlıurfa'dan Hakkari'ye kadar ki hattı kastediyorum. Biraz yukarıda Van, Muş gibi şehirlerimizi kastediyorum. Okullaşma oranı çok hızlı artıyor. İş gücüne katılım çok hızlı artıyor. İlginç bir şey konuyla alakalı. Kiracılaşma da daha hızlı artıyor. Yani insanlar daha hızlı, kiracı oranı da hızlı artıyor. Ev sahibi oranı düşüyor. Daha hızlı düşüyor. Bu arada çok özür dilerim. Biz konuşurken arkadaşlar grafiklerde akmaya başlayabilir. Hani biz olabilir. İsteyeceğiz ama onlar da akabilir o esnada. Olabilir. Hani hem anlatım hem de veri olarak da ekranda olabilir. Yansısa. Daha yıldır. Yeni konutlarda oturma var. Bu kiracılaşmayla da ilişkili bir şey. Oraya görevlendirilen memurlar, kamu görevlileri yani hekimlerden, akademisyenlerden başlamak üzere her düzeyde kamu görevlisi, memurlar orada daha uzun kalmaya başlıyor. Dolayısıyla orada birçok toplumsal gösterge böyle bir hızlı bir entegrasyona işaret ediyor. Oranın bir mahrumiyetler bölgesi hani olmasının geride bırakıldığını ve oradaki toplumsal yapının çok daha konsolide olduğunu gösteriyor. Sosyoekonomik anlamda konsolide olduğunu gösteriyor. Bu mesela çok olumsuz şeyler değil bunlar. Hele hele okullaşma ve istihdam göstergeleri öyle. Ama başka bölgelerde de başka şeyler var. Yani mesela Ankara'da, İstanbul özelinde belki birazdan yine konuşuruz. Çok daha ilginç farklılaşmalar var. Ülke genelinden farklılaşmalar. Mesela gelir eşitsizliği, ona da baktık biz. Gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu illerden biri İstanbul, bölgelere göre en yüksek. Diğer bölgelerin ortalamasını aldığımızda İstanbul
bir şehir olarak Türkiye'nin diğer alt bölgelerinden daha yüksek bir gelir eşitsizliğine sahne oluyor. Bu çok önemli bir şey mesela. Çünkü bu da az önce dediğim gibi o gelir eşitsizliği, çünkü İstanbul'daki hanelerin çocuğunun eğitimine de yansıyor. İstanbul'daki hanelerin sosyal bazı haklara erişimine, sağlık hakkına nasıl eriştiğine de yansıyor. Sadece ekonomik bir gösterge değil. Biz biraz bu ilişkileri kurmaya çalıştık rapor boyunca aslında. Tam o rakamı az evvel kira rakamını verdiniz. Arkadaşlarım ekrana da yansıttılar. İllere göre yıllık kira değişim oranı. Evet. Bu rakamlar neye tekabül ediyor? Mesela bunu özellikle görmek istedik ve Temmuz 2022 ile Temmuz 2023'ü aldık karşılaştırmak için. Neden? Çünkü 6 Şubat 2023'te maalesef elim bir deprem yaşadık. Çok sayıda vatandaşımız hayatını, evini, barkını kaybetti. Hani onun etkisini görmeye çalıştık ve gördük. Yani Hatay'da kira değişim oranı Temmuz 2022'den tam bir sene sonraya göre %238 artmış. Kahramanmaraş'ta çok yüksek artmış. Kilis'te yüksek artmış. Osmaniye'de yüksek artmış. O deprem bölgesinin hemen kenarında olan Elazığ'da da, Erzincan'da da çok yüksek artmış. Yani o deprem bölgelerinde artmış. Deprem bölgelerinde ve civarında Türkiye'deki diğer illere göre daha yüksek oranda bir kira artışı var. Bu mesela hani deprem sonrası planlamada önemli bir şey. Yani hani konutlar yapılıyor, halen daha konuta erişmesi gereken çok sayıda vatandaşımız var. Ama bu kira piyasası, kiralık ev piyasasında orada çok daha olumsuz bir gösterge olduğunu bize işaret ediyor. O Temmuz ayları arasında geçen bir senelik süre zarfında. Diğer küçük illerde de işte Sinop, Ardahan gibi illerde de yüksek bir artış olduğunu görüyoruz. Mesela bunlar da hani Sinop'la ilgili politikaların, ister yerel yönetim, belediyeler, ister merkezi idarenin Sinop'la ilgili, Ardahan'la ilgili politikalarında dikkat edilmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyoruz. Bu tür ayrıksı göstergelerinde. Genel olarak kira bedellerinin olumsuz gösterge olduğunu söylemeliyim. Yani onu belki rica etsem hani görsel olarak görsel dokuzu açabilirsek bu şunu hesapladık, yani konut metrekare fiyatının asgari ücreti oranını göstermeye çalıştık görsel dokuzda. Asgari ücret demişken hocam %50'nin üzerinde değil mi Türkiye'de asgari ücretle? Asgari ücreti çalışan oranı çok fazla olan bir ülkeyiz. Evet. Yani belki bu çok gündemimizde olan bir bilgi değil, evet, ama %50'nin üzerinde asgari ücretli çalışan iş gücün, oranı. Yani istihdamdakilerin çok önemli kısmı dediğiniz oranlarda asgari ücretli çalışıyor. Bir de kayıt dışı çalışan da çok yüksek bizde, %30 gibi tahmin ediliyor. Yani bunlar yine en fazla asgari ücret alıyor, evet, gibi düşünebiliriz. Yani burada hani asgari ücret genelde böyle hesaplandığı için dünyada da asgari ücrete oranı. Ama bize ciddi bir kitleye tekabül ediyor asgari ücretli gelir sahipleri. Konut metrekare fiyatı, satılık konut metrekare fiyatı asgari ücreti oranı çok ciddi oranda artıyor. Türkiye'de iki katı, asgari ücretin iki katı, 2022'de iki katını geçti, 2023'te 2.6 katı oldu. İstanbul tabii ki daha yüksek, 3.8 katı olmuş görünüyor. Konuta erişim, yani kendi konutunda barınabilme, ikamet edebilmenin asgari ücretliler için, dar gelirli haneler için zorlaşan bir şey olduğunu göstermeye, görmeye çalıştık. Hay hay. Açacağız, biraz daha açacağız. Hocam, şehirleşme rakamlarının bu derece agresif bir biçimde oran olarak değiştiğini az önce de söyledik. Şöyle ifade edeyim. Şehirleştikçe, mesela salt seçim süreci içinde söylemiyorum ama hem hayattan beklentiler hem de yönetimlerden beklentiler değişiyor mu, dönüşüyor mu? Öncelikler listesi o bağlamda 20 yıl öncesiyle, 30 yıl öncesiyle ya da bundan sonrası için ne derece değişiyor? Bu değişimlerin beklentilerinin belirleyeni ne oluyor? Hı hı. Şeklinde bir soru yöneltmiş. Önce şunu söyleyeyim. Türkiye'deki aslında sorunumuz şehirleşmeden önce büyük şehirleşme sorunu oldu. Büyük şehirleşme.
Yani Avrupa'da... O ne demek hocam? Şehirleşmeden önce büyük şehirleşme. Şehirleşmeden daha önemli bizdeki sorun. Büyük şehirleşme. Çünkü şehirleşme şöyle bir şeydir. Köylerin yavaş yavaş boşalması ve 5000'in üzerinde nüfusu olan yerlerin artmasıdır. Siz bunu düzgün bir şekilde planlarsanız, yani 5000 nüfuslu yerler, 25000 nüfuslu yerler, 200000 nüfuslu yerler ve 1 milyon nüfuslu yerlerin etrafında bunları rahmetli Turgut Cansever Hoca'nın ifadesiyle bir yıldız kümesi şeklinde oluşturabilirseniz aslında kendi kendine yetebilen bölgeler ortaya çıkarmış olursunuz. Böyle bir şehirleşme yine tarımı da yok etmez. Çünkü etrafında o 5000 nüfuslu yerlerin etrafında tarım gerçekleştirilebilir ve yönetilebilir bir durum olur. Bizdeki sorun bizim ilçelerimiz de küçülüyor. İlçelerimiz küçülüyor. İllerin nüfusları artıyor, merkezlerin nüfusları artıyor. Bu erişilebilirlikle alakalı bir durum. Yani sizin birincisi işe erişiminiz, ikincisi çocukların okullarına daha kaliteli bir okula erişim, sosyal imkanlara erişim, sinemaya erişim, tiyatroya erişim, bunların hepsi aslında hastanelere erişim, bunların hepsi insanların şehirlere göçmesi ya da büyük şehirlere göçmesine yol açıyor. Dolayısıyla üniversiteye erişim de hakeza yazmış. Bunların hepsi şehirlerimizi daha da büyük şehir haline getiriyor. Kasabalarımızı ise daha da küçültüyor. Dolayısıyla bizdeki durum, yani şehirleşmeden bir miktar farklı. Bir örnek vereyim. Almanya'nın yapmış olduğu bir çalışma, ki Almanya şehirleşmesi tam Turgut Cansever rahmetlinin söylediği gibidir. Yani merkezinde büyük şehirler, etrafında şehirler ve kasabalar olmak üzere. Almanya buna rağmen köylerdeki nüfusun boşalmasının Alman ekonomisine etkisi üzerine bir üniversite çalışması gerçekleştirmiş. Yani köylere, çünkü siz su götürmek durumundasınız, elektrik götürmek durumundasınız ve o köy boşaldığı zaman birim maliyetler ister istemez yukarı çıkıyor. Bunların değerlendirilmesi lazım temel şey olarak. Sorunuza gelecek olursam, şehirleşme, bakış açımız değişiyor tabii ki. Önceliklerimiz değişiyor. Aslına bakarsanız konforumuz azalıyor. Akıllı şehirlere de işte o konforu biraz daha arttırabilir miyiz diyoruz, ama konforumuz büyük şehirlerde, İstanbul özelinde baktığımız zaman özellikle de, ama sadece İstanbul değil, Bursa benzer şeyleri yaşıyor, İzmir yaşıyor, Ankara yaşıyor. Yani çok büyük metropol dediğimiz, Avrupa'da da sayıları artık üst sıralara geliyor bu nüfuslarıyla. Onların yaşam standartları, aslına bakarsanız kaliteleri aşağıya düşüyor. Şimdi yapmamız gereken aslında bu kaliteyi biraz daha yukarıya çekebilmek. Kalite aşağı, yaşam kalitesi açısından aşağı düşüyor. Cümlesini kurunca içeride şu an hangi hocamızı zaten hatırlamıyorum ama yaşam kalitesi aşağı düşse de merkezde yer alma hissi, evet, refleksi, beklentisi gibi bir durum da var. Evet. Yani merkezde yer alma duygusu sebebiyle, itkisi sebebiyle insanlar orada yaşamayı tercih etmeye, şartlar ne olursa olsun kendi ekosistemini, yasal olabilir, gayri yasal olabilir, hiç önemli değil, oluşturup merkezde yer almaya devam ediyorlar ve edecekler. Öyle görünüyor. İstanbul özelinde de bakılacak olursa. Evet. Bir araya gideceğiz sanırım. Evet, arkadaşlarım söylediler. Bir araya gidelim. Sonrasında şehirlerimizi, bugünümüzü ve yarınımızı, kenti, konutu konuşmaya devam edeceğiz. Elyasa Koytak ve Fatih Gündoğan stüdyomuzdalar efendim. Ara sonrasında tekrar bekliyoruz sizleri. Devam ediyoruz kıymetli izleyicilerimiz. 1001'in ikinci bölümündeyiz. TODAM tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan kent ve konut raporunu ilk bölümde biraz analiz ettik. Biraz infografikleri de ekrana yansıtalım. Onların da takdimini yapalım istiyorum. Gerçekten de ilk kez belki de hani kamusallaşacak bazı rakamlar ve bilgiler de var mesela. Güney Kore'deydi ya da Japonya'daydı yanlış hatırlamıyorsam. İngiltere'de kurdu. Yalnızlık Bakanlığı kurmuştu mesela. 2022 itibariyle her 10 kişiden yaklaşık ikisinin yalnız yaşadığı bilgisiyle ben ilk kez karşılaştım. %19 itibariyle. 19. Çok ciddi bir rakam bu. Yani 10 kişiden 2 kişinin yalnız yaşadığı, hani şehri, evet, şehirleşmeyi, evet, evet, yeni insana belki konuşuyoruz ama, evet, bence çarpıcı bir rakam hakikaten. Tek başına yaşıyor. Yani bu yaşlı bir de olabilir. Yaşlı o. Yaşlı. Değil mi bir de? Buyurun hocam. Söyle. Yaşlı olabilir. Var. Hani dul gibi yaşlı, evet, insanlar olabilir ama artık o %19'un içerisinde genç oranı artıyor. Yani bu 20, yeni bir durum. 20'li 30'lu yaşlarında, 30'lu 40'lı yaşlar, orta yaşlardaki insanlar yalnız yaşıyorlar. Yani evlilik oranları düşüyor, çocuk sayısı azalıyor. Dolayısıyla
Nerede yaşadıkları önemli. Mesela onun çapraz analizine baktığımızda sosyoekonomik gelişmişlik bakımından görece yüksek illerde ve ilçelerde yalnız yaşamanın yükseldiğini görüyoruz. Bir yandan kırda var, kırda yalnız yaşama var. Trabzon'un köyünde yalnız yaşayan bir teyze veya işte Muş'un bir kasabasında. Ama bir yandan da görece batıda, metropollerde, hocamın büyük şehirler diye kastettiği şehirlerin de kendi içinde sosyoekonomik gelişmişliği görece yüksek ilçelerde yalnız yaşayan, geliri biraz daha yüksek, meslek sahibi insanları da arttığını görüyoruz. Şimdi bu ikisi aynı belediyecilik hizmetine ihtiyaç duyan insanlar değil. Aynı kamu politikasına ihtiyaç duyan insanlar değil. Yani bizim veri çözünürlüğü dediğimiz şey bunu sağlıyor. Nedir veri çözünürlüğü? Veri çözünürlüğü, hani İngilizcesi data resolution, zamansal ve mekansal olarak ne kadar ayrıntılı ve sağlıklı veri sunabiliyoruz. Yani mekansal olarak ne kadar noktasal atış yapabiliyoruz. Ekran çözünürlüğü gibi aslında, hani bir bilgisayar veya işte televizyon ekranlarındaki gibi. Yani Van'ın köyündeki datayla Beyoğlu'nun bir mahallesindeki datayı aynı, eşdeğer bir şekilde karşılaştırabiliyor muyuz? Yoksa Türkiye şöyledir, İstanbul böyledir gibi görece hani genel karşılaştırmalar mı yapabiliyoruz? Biz bu veri çözünürlüğünü önemsiyoruz. Türkiye'de de bu hasbelkader yapılan araştırmalarla biraz sağlanıyor aslında. TÜİK'in yaptığı araştırmaları biz de burada mikro veri olarak değerlendiriyoruz. Ama daha çapraz işlere ihtiyacımız var. Az önce dediğim şey, belki görsel 12'yi gösterebilirsek, ufak bir şey söyleyeceğim onun üzerine. Evet, görsel 12'yi rica edelim arkadaşlar. Neden? Çünkü bu Sanayi Bakanlığı'nın yaptığı bir şey. Güzel bir çalışma. Sosyoekonomik gelişmişlik araştırması. Bunu Türkiye'de ilçe bazında yapıyorlar ama çok kullanılmıyor. Çok böyle kamusallaşmadı bu zamana kadar. 2017'de de yapıldı. 96'da da yapıldı ama metodolojileri değiştiği için çok devamlılığını kurgulayamıyoruz. Ama 2022'deki İstanbul haritasında şeyin sosyoekonomik gelişmişlik bakımından bu değil, bir önceki görsel 12'yi rica ederim. Bir önceki arkadaşlar. O görsel 13'tü. Bu 13, 12, evet, bir önceki. Yani burada ne görüyoruz? Burada şunu görüyoruz. Şişli, Beşiktaş, Kadıköy gibi ilçeler zaten Türkiye'deki 922 ilçenin arasında ilk 5'teki ilçeler. Sosyoekonomik gelişmişlikte sağlık hizmetlerine erişim, eğitime erişim, çeşitlilik, park bahçe alanı, yeşil alan gibi konularda. Şimdi burada İstanbul, hani tek bir İstanbul'dan bahsetmediğimiz gibi ilçelerin arasındaki farklar, sınırlar çok önemli olabiliyor. İşte o yalnız yaşama oranı mesela burada daha çok gelişmiş denilen ilçelerde daha çok karşımıza çıkıyor mesela. Şile'nin köyünde de karşımıza çıkıyor ama Moda'da da karşımıza çıkıyor. Bu trend sanki yükselerek de devam edecek. Evet, öyle görünüyor. Yalnız yeni normale yaşama, baktığımızda. Tabii. Yalnız yaşama, daha küçük sayıda hane halkı, daha küçük evler, onunla ilgili de veriler var. Hani oturulan kontrol metrekaresi, daha hızlı ev değiştirme. Mesela en çok ev değişti, yani bir konutta ikamet süresinin en kısa olduğu, ortalamada en kısa olduğu şehir Ankara. Niye? Çünkü memurlar geliyor, gidiyor, atanıyor, bir süre kalıyor, görev alıyor. Ama İstanbul'da görece düşük. Az önce söyledim, Güneydoğu'da görece düşük, Güneydoğu illerinde de görece düşük. Yani ev değiştirme oranları, taşınma oranları daha yüksek, daha hızlı bir sirkülasyon var. Bunlar hepsi zincirleme bir şekilde birbirini değiştiriyor. Sosyal hayatı etkiliyor. Hani biz mesela mahalle olsun, aşinalık olsun, müdavimlik olsun, güven olsun istiyoruz. Ama bu kadar hızlı değişen hayatta o güven başka şekilde aranmalı aslında. Başka ilişkilerde aranmalı. Son bir şey ekleyeyim. Yani bu mahalle bazında mesela ilginç bir veri olduğu için bu araştırma kapsamında keşfettik. Şu, yani insanların birbirlerine olan yakınlığı, akrabaların birbirlerine olan yakınlığı, yürüme mesafesinde başka bir akrabasının ikamet etme oranı %30'un üstünde Türkiye genelinde mesela. Türkiye genelinde. Türkiye genelinde. Yani bunun arkasında aile apartmanı dediğimiz olgu var. Memleket hemşeri ilişkilerinin aynı mahallede, aynı semtte. İstanbul'da semtte aile apartmanları var. Var. Genelde Karadenizliler. Karadenizliler, Sivaslılar, Erzincanlılar, ondan sonra var, neredeyse her bölgenin vardır. Hemşeriler. Dolayısıyla bu tür güven ilişkilerini daha çok beslememiz lazım. Ve hani politikaların da bu güven ilişkilerine hem yaslanması lazım hem de oraları
kamusal faydaya dönüştürmesi lazım. Bu veriler biraz bunları söylüyor. Sivas deyince yakın zamanda açıklanmıştı. İstanbul'da 12 milyonun yani İstanbul'da yaşayan 12 milyon kişinin ikinci sırada Kastamonu var. Sivas'tan sonra çok bilinmiyor mesela. Kütüğü dünyaya geldikleri yerde. Yani çok ciddi bir rakam. Yani İstanbul nüfusuna oranlayacak olursak. Teşekkür ediyorum. Fatih Hocam şimdi konut meselesini özellikle şu son 3 yılda, 4 yılda sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin her yerinde çok daha yoğun bir şekilde, rahatsız edici bir şekilde, rahatsız ediciden kastım şekvacı bir şekilde hepimiz konuşuyor olduk. Evet. Ev sahipleri açısından da bu böyle, kiracılar açısından da bu böyle. Buradaki yeni durum ne oldu? Yani bu derece yeni bir tabloyu ortaya çıkartan şey ne oldu? Aslında bu zincirleme reaksiyon, yani tamamen ekonomiyle alakalı bir durum. Çünkü konut imalat fiyatları yükseldi. Konut imalat fiyatı yani maliyeti yükseldiği zaman konut maliyeti, kira maliyetini mutlaka etkiler. Kira bedelini mutlaka etkiler doğrudan. Çünkü yatırımcı olarak baktığınızda, yatırımcı eğer bir konut satın aldıysa, bunu yatırım için satın aldıysa ve kiraya verecekse, ister istemez satın almış olduğu bedelin belli bir yüzdesine kiraya vermek. Hayır. Hocam çok özür dileyerek, mikrofonunuzda küçük bir sorun varmış. Onu arkadaşlarım hemen çözmek için adım atıyorlar. Cümleleriniz kıymetli. Onları almış olayım. Konuta dair aynı soruyu yönelteyim. Birkaç cümle Elyas'a Koytak'tan alayım. Fatih Hocam'la oradan devam edelim. Olur. Lütfen. Çünkü burada da detaylar var. Konutla ilgili de arkadaşlar grafikleri de almış olalım. Hem İstanbul özelinde mesela Bursa incelemesi yapmış yine hocalarımızdan bir tanesi. Kemal Hoca yazdı. Kemal Hoca. Alalım Elyas'a Koytan konuta ve bu derece konutu hayatımızda çok daha maalesef artık çözümsüz bir noktaya getiren eşiğe nasıl geldik? Ben Fatih Hocam'ın bıraktığı yerden alayım müsaadesiyle. Şu yani bu ekonomik gidişat yani girdi maliyetlerinin yükselmesi ne? Konut piyasası hiç hazırlıklı değildi. Ha. Yani yükselebilir girdi maliyetleri, dolarizasyon, başka bir şeyle. Ama konut piyasasındaki dengesiz üretim, dengesiz arz ve ona yönelik talebin yüksekliği arasındaki ilişkinin asimetrisine hazırlıklı değildi. Yani şu oldu daha Türkçesi. Girdi maliyetler yükselince konut fiyatları arttı. Konut bir yatırım aracına dönüştü. Konut kredisi politikaları veya sistematiği daha olumsuz bir yere doğru sevk etti. Sosyal konutlar ne kadar yapılsa da henüz yeterince yeterli bir aşamaya gelmedi. Sosyal konutlar 1 milyon 200'e yaklaştı herhalde hocam. TOKİ konutları değil mi toplamda? Toplamda yaklaşmış olabilir ama segmenti bakımından yeterli gelmediğini görüyoruz. Yani halen daha kiracılaşma oranının arttığını görüyoruz şu anlamda. %67'ye çıktı Türkiye'de kiracı oranı. İstanbul'da yine artış söz konusu. Bütün bunlarla az önce biraz anlattığım sosyal doku, sosyal ilişkiler arasında da bir ilişkisizlik var. Yani şu, İstanbul'da öyle haneler var ki kendisi kirada oturmakla birlikte mülk sahibi. Kiracılıkla ev sahipliği bizde Avrupa'dakine benzer bir şekilde ayrışmıyor. Biraz iç içe geçiyor. Mülk sahipliği bazen tekele dönüşüyor. Bazen çok sayıda mülk sahibi insanlar, haneler veya sosyal gruplar oluşabiliyor. Bazı insanlar da kiracılığa iyice sıkışmaya başlıyor. Bu ikisi arasındaki ilişkileri kurmuyoruz çoğunlukla. Ve yine mesela oradaki hocalarımızdan bir tanesinin sohbet esnasında söylediği bir şey. Öyle kişiler var ki Türkiye'de 1000'e yakın konutu var. Fakat vergilendirme diliminde Avrupa'dan burada sanırım çok ayrışıyoruz hocam. Avrupa'da, özellikle Almanya'da mesela bu noktada sizden lütfen, bu arada mikrofonunuz sanırım düzeldi. Sizden de yorumlarınızı almak isterim hocam. Almanya biraz daha ayrışıyor. Vergilendirme diliminde çok daha net ve kamuyu mağdur etmeyen, yani kamu girdisini de mağdur etmeyen bir uygulama var. Az önce bıraktığınız yerden de devam edebiliriz hocam. Aslında o kısmı Elyas hocam anlattı. Yani aynı şeyleri düşünüyoruz. Çünkü zincirleme bir reaksiyondan bahsediyordum. Bu girdi maliyetlerinin artması ister istemez konutlardaki fiyatları arttırıyor. Konut fiyatı artınca da kiraların yükselmesi ve bununla beraber konut arzı da düşmüş oluyor. Yani kredilerden dolayı başka sebepler, konut arzı da düştüğü zaman ister istemez kiraların yükselmesi, ki
raporlarda da gördük. Deprem bölgelerinde kiraların yükselmesinin sebeplerinden bir tanesi bu. Arzın düşmüş olması oradaki talep arz dengesini bozmuş oluyor. Dolayısıyla da fiyatlar yükseliyor. Konutun bir yatırım aracı olmasından çıkması için hep bu konuşuluyor. Bu arada aynı şeyleri tekrar ediyor olmak da bazen rahatsızlık da veriyor ama ikinci konut olana, üçüncü konut olanın vergilerinin birbirinden farklı olması, dediğiniz gibi 1000 tane konutu olan birisinin evet 1000 hocam ya evet, hani yani rakam bu, olarak 1000 bu şey. Yani evet. Bunun ekonomik değerini düşündüğünüz zaman yani bir fabrika kurup işçilere çalıştırması, ihracat yapması sağlanabilecek bir sermayeden bahsediyoruz 1000 konut. İnanılmaz bir şey. Ama bunun önüne geçilmesi lazım. Vergilendirme politikasıyla geçilebilir diye düşünüyorum. Üç bir sacayaktan söz ettiniz ya ilk dilimde. Yani evet. O denetim kısmında, planlama kısmında yine bir araz, bir ilişkisizlik görüyoruz. Kuralın konulması, öncelikle mevzuatın ona göre değiştirilmesi ve onun denetlenmesi meselesi tabii ki. Yeni mesela İstanbul özelinde o noktada bunu hani bugün işte Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı, işte Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında yeni İstanbul'a dair 31 Mart sonrasındaki 1 Nisan sabahına dair elbette çok şey konuşuluyor. Kamuoyunda başka isimler özelinde de konuşuluyor ama depremsiz bir gündem elbette mümkün değil ama siz mesela 1 Nisan sonrasında hani yapı stoğu diyoruz ya hocam. Evet. Şimdi ben ona yanlış bir kavram belki ama insan stoğumuz yani her birimiz. Mesela deprem bölgesindeki bu yükseliş hiç şüphesiz ki bireysel ahlak, kamusal ahlak. Necdet Subaşı Hoca kamusal maneviyat diye bir kavramsallaştırma yapıyor ya. Yani o biraz kamusal maneviyatımızda nihayetinde biraz da denetim, yapı, planlama her şey kamusal vicdanla da kamusal ahlakla da ilintili bir şey de diyemez miyiz diğer taraftan da? Yani bütün bu süreci hepimiz belki şikayetçiyiz. Ev sahibi de olsak, evet. Kiracı da olsak ama sanki biraz hocam hani yapı diyoruz, denetim diyoruz, mevzuat diyoruz. Fakat hani ben buysam mevzuatı da bir şekilde dönüştürüyorum. Daha böyle işin hayat kısmına, sokağa bakacak olursak sanki yine kendimizle mi biraz daha yüzleşmemiz gerekiyor? Ya şöyle bir yönüyle evet. Daha böyle kitabın insanı, ortasından soracak olsam. Yok, çok haklısınız ama insanı nefsiyle baş başa bırakmamak gerekir diye düşünüyorum. Evet, bir de o kısmı var yani. Yani denetim dediğimiz şey orada devreye çıkıyor. Evet. Hatta denetleyenin self denetim diyebileceğimiz kendi kendini tekrar denetleyebilmesi. Yani bunu şey için söyleyebilirim. Mesela kameraların çok yoğun olarak şehirde olması hep bir şey oluşturur. Ya bu kadar kamera acaba ne oluyor? Distopya mı gidiyoruz? Çin'de olduğu gibi evet. Yani. Evet ama diğer taraftan o kameranın başındaki insanın ne zaman o kameraya erişim sağladığını da biliyor isek dolayısıyla onun önüne geçmiş oluyoruz. Yani bir taraftan birisi evet bizi izliyor, bütün İstanbul'u izliyor, bütün Şangay'ı izliyor ama kimin kime odaklandığını, kimin nereye fokus yaptığını da eğer kayıt altında tutuyorsak ister istemez onun önüne geçmiş oluruz. Yani usulsüz kullanımın önüne geçmiş oluruz. Bu şeyde de öyle. Yani bize bırakmaması lazım. Bize bırakırsa hep meşhur bir söz vardır. İstanbul'da arazisi olana kadardır insanların az katlı yapılaşmayla ilgili özlemleri ya da dile getirdikleri şeklinde bir söz vardır. Dolayısıyla da mevzuatın bunu bizim sınırımızı çok iyi çerçeveliyor olması gerekir diye düşünüyorum. Gerekir diye düşünüyorsunuz ama sanki mevzuatta açıklar var diye de düşünüyorsunuz gibi aldım. Evet, verebiliriz. Evet. O mevzuatların 1 Nisan sonrasında mesela Elyasa Koytak bireysel olarak da sormuş olayım. Böylesi bir rapora editör olarak imza atan bir akademisyen olarak da sormuş olayım. Bir sosyolog olarak da sormuş olayım. Bir İstanbullu olarak da sormuş olayım o vesileyle. 1 Nisan sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın şehre ana kimliğini verecek öncelikler listesinde bu rapor özelinde söylüyorum. Ve nüfusun büyük kısmını şehir hayatının da büyük kısmını etkileyecek ilk iki madde ne olmalı? Vallahi İstanbul deyince ulaşım başta geliyor. Ulaşımın rahat, güvenli akış içerisinde. Mümkün mü İstanbul'da böyle bir şey? Mümkün olduğunu gördük eski dönemlerde. Öyle yani tabii ki her zaman trafik sorunu vardı. Her zaman metronun hala gitmediği ilçeler vardı. İşte Beykoz. Mümkün olduğunu gördük. Yani gördüğümüz ulaşım yatırımları ve imkanlarını yaşıyoruz yani son 20 yılda yapılan ama
Son dönemde biraz mustarip olduk. Ulaşımın çözülmesi gerektiğini düşünüyorum İstanbullu olarak. Ama Fatih Hocam'ın yine bıraktığı yerden alayım. Bu denetim meselesi. Şimdi mesela kentsel dönüşüm yapılıyor. Benim oturduğum Kadıköy'de de çok yapılıyor. Kentsel dönüşüm İstanbul'da istenen bir şey. İstanbulluları da istediği bir şey. Ama kentsel dönüşüm yapılırken, yani eski bina yıkılırken, onun denetim kısmı, binanın nasıl yıkıldığı, havaya salınan asbest, ondan sonra çevreye verilen gürültü kirliliği, ondan sonra komşuluk hakkı, ilçenin nasıl bir çehreye büründüğü gibi şeyler, yani etki analizi, yani o sürecin etki analizi, bir de sonucun, çıktığının etki analizi çok yapılmıyor. Yani yeter ki bu bina yenilensin, malikler görece daha bedeli yüksek bir konuta erişsinler ve deprem riski ortadan kalksın diye böyle çok pratik odaklı bir iki hedefe yönelmiş bir şekilde yapılıyor. İhtiyaç, çünkü bunlar da yanlış şeyler değil ama sosyal hayatı çok etkileyebiliyor. Sosyal dokuyu çok değiştirebiliyor. Anlık olarak çok etkileyebiliyor. Bunun denetimlerinin daha sıkı yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani orada uygulama ve denetim ilişkisinin daha sıkı, yani öyle bir İstanbul'da yaşamak isterim. İlki ulaşım, ikincisi denetim. Evet, yani. Evet, evet. Açıkçası. Evet, evet. Yani yoksa herkesin özlemi tabii ki daha çok yeşil alan olsun, sahillerimiz güzel gezmek için açık olsun veya işte... Ya açık yani o noktada çok yani, yatırımlar, millet parkları başta olmak üzere nice tabii, çalışma tabii, yapıldı, tabii. Yapılıyor. Yani ben mesela Maltepe'deki büyük parkı sık kullanan biriyim. Öyle imkanların artması çok iyi olur. Maltepe'deki büyük park gibi imkanların artması iyi olur. Ama bir sosyolog gözüyle de biraz baktığımda, hani İstanbullu bir sosyolog gözüyle baktığımda da hani... Konuta erişimin mümkün olduğu, eğitime erişimin daha mümkün olduğu, daha adil olduğu aslında. Yani mümkün olmasından öte daha adil olduğu, rekabetçi bir piyasa dalgalanmasına bırakılmadığı, biraz devletin düzenleyici rolünün hissedildiği. Yani insanların hani oturdukları bina, oturdukları konutla ilgili şikayetlerinde yalnız hissetmeyecekleri, tek başlarına bırakıldığını hissetmeyecekleri bir İstanbul olmasını ben tercih ederim. Çünkü onunla ilgili veriler var. Tekrar şimdi oraya dönmeyeyim ama oturdukları binanın en basitinden çatısının akmasından, yeterli gün ışığı alamamasından, temiz havaya erişememekten İstanbullular mustarip. Ki o da önemli bir rakammış. Yani, evet. O sıva meselesi. Evet evet. Renk, yani enteresan bir çıktıydı. Değil mi? Yani %37 miydi? %37 oranında şey var. Binanın yapısal şartlarından, evet, şikayet eden bir İstanbul'dan bahsediyoruz. Bunlar da çok hayati şeyler. Yani havanın, ışığın, ondan sonra rahat yürüyebilmenin bir engel olmaması, bir mala dönüşmemesi, bir hani metaya dönüşmemesi gerekiyor. Bu anlamda adil, adaletçi ve müreffeh bir şehir olmasını temenni ediyorum. Müreffeh bir şehir. Bir de hocam, sıklıkla sizin eserinizde de Akıllı Şehirler meselesi kitabınızda da bahsi geçen akıllı bina, akıllı şehir kavramları son yıllarda birçok yerde karşımıza çıkıyor ama ben hep uygulanabilirlik kısmına geliyorum açıkçası biraz. Bunların uygulanabilirliğini bir İstanbul ne kadar taşıyabilir? İki, mesela Bursa örneği incelenmiş, başka şehirler incelenmiş. Şimdi mesela İzmir, Antalya gibi şehirlerde suç oranlarının en yüksek olduğu şehirler olarak karşımıza çıkıyor mesela bu şehirler özellikle. Bu akıllı şehirler, akıllı binalardaki akıllı kavramının ben uygulanabilirliğini İstanbul özelinde özellikle size sormak isterim. Neler söylersiniz? Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Akıllı şehri eşittir dijital şehir, eşittir teknoloji şehri olarak algılamıyorum. Bunun altını çizmek istiyorum. Böyle algılanıyor çünkü genelde. Evet, genelde akıllı saat vesaire gibi akıllı telefondan bir çağrışım yaptığından dolayı bu şekilde algılanıyor. Ama özellikle gelişmiş ülkeler açısından baktığım zaman, yani akıllı şehri çalışanlar, önce şunu söyleyeyim. Akıllı şehri 3 faz olarak söyleyebiliriz. Böyle algılanmasının bir diğer sebebi de akıllı şehir 1.0 dediğimiz teknoloji şirketlerinin ilk defa akıllı şehri biz size akıllı yapalım diyerekten bu kavramı kullanmış olmalarından kaynaklanıyor. Ama daha sonra bu
bir kenara bırakılıyor ve lider belediye başkanları ortaya çıkıyor ve onlar diyorlar ki ben bu şehri değiştirmek istiyorum. Bazı şeylerden memnun değilim ve bunları değiştirmek istiyorum diyorlar. Buna akıllı şehir 2.0 diyoruz. Akıllı şehir 3.0'da ise aşağıdan yukarıya, yani hem startup firmalarının hem de plancıların, sosyologların oturup ya bu şehir başka bir şey olması lazım dedikleri 3.0 dediğimiz akıllı şehir. Hmm. Şu an 3.0 yok denecek kadar az. Ama 2.0, yani lider belediye başkanlarının yönetmiş olduğu akıllı şehir çalışmaları var. Burada da akıllıdan kastettiğimiz, aslına bakarsanız yani sadece teknoloji değil, belki burada datayı önemseyebiliriz ki burada da yani en çok konuştuğumuz konu aslında veri. O bize ufuklar da açıyor veri dediğimiz zaman. Veriyi önemseyebiliriz. Onun dışındaki hususların çoğu aslında karma işlerdir. Mesela bizde PM10 ve PM2.5 değerlerin yüksek olması. Ölçme değerleri. Ölçme değerleri. Şimdi bunu ölçmek için biz teknoloji kullanmak durumundayız. Ancak bunu düzeltmek için, bunu azaltmak için illaki teknoloji kullanmamıza gerek yok. Düzenlemeler gerçekleştir. İnşaatların nasıl çalışması gerektiğini, yolların temizliğine daha fazla dikkat ederekten aslında bunu çözebiliriz. Ve günün sonunda da akıllı şehirler endeksinde biz belli bir noktadan başka bir noktaya tırmanabiliriz. Yani teknoloji evet bir yerinde var ama bu illaki bir bizi robotların yönettiği bir şehirden bahsetmiyoruz. Bunu böyle lanse edildiği yerler var ama genel çoğunluk, yani akıllı şehri çalışan akademisyenler ve bu işin uygulayıcıları akıllı şehri bu şekilde tarif etmiyorlar. San Francisco muydu akıllı şehirlerden bir tanesi? Biraz böyle markalaşan da. Markalaşan Barcelona çok iyidir. Çünkü akıllı şehirler kongresi ve ödülleri de Barcelona'da gerçekleştirilir. Antoni Vives vardı. Birlikte çalıştık da İstanbul Akıllı Şehir Projesi kapsamında Antoni ile. Belediye başkan yardımcından sonra danışmanlığa geçti. Şu anda Suudi Arabistan'a danışmanlık yapıyor. Onların mesela akıllı şehir bakış açısı birlikte, yani siloları yıkmak ve belediyenin beraber çalışması, vatandaşla beraber çalışması öne çıkardığı noktalar. Daha yürünebilir bir Barcelona'nın olması öne çıkardığı noktalar. Daha yürünebilir. Yürünebilir, evet. Bununla beraber az önce yalnız yaşamaktan bahsettik. Yaşlıların yalnız yaşamasına yönelik yaptıkları uygulamalar. Çünkü Barcelona Belediye Başkanı Antoni Vives kitabında şöyle anlatır. Akıllı şehir çalışmasına başlamamızın işaret fişeklerinden bir tanesi, yaşlı bir kadının faturasını ödeyemediği için elektriğinin kesilmesi ve onun bir mum ışığında ya da soba yakması ve o sobadan zehirlenerekten ölmesi. Keşke diyor o data bizde olsaydı. Biz bilseydik ki ya elektriğini ödeyememiş. Dolayısıyla başka bir çözüm bulabilseydik. Bunun üzerine biz ya evet bir akıllı şehir kurmamız lazım demiştik gibi bir ifadesi de vardır. Biraz böyle bakmak lazım. Barcelona'nın hocam akıllı şehrinin mesela uygulanabilir. Türkiye'de bazı şehir modellerine, ilçe modellerine uygulanabilir. Ya mesela İstanbul'da mesela Başakşehir o noktada hakikaten öncü işler yapan bence bölgelerden bir tanesi. Aynı şekilde şimdi hiçbir hani belediye başkanlarının hakkına da girmek istemiyorum da Tuzla'da takip edebildiğim kadarıyla böyle ayrıcalıklı işler yapılıyor şehirlere, şehirciliğe dair. O noktada Barcelona'nın böyle öncülüğünü yaptığı ve uygulanabilir dediğiniz böyle modellemeler burada söylemek ister misiniz? Birincisi Barcelona somut çarpıcı birkaç örnek verdiniz. Bence kıymetliydi yani onlar. Urban Habitat dedikleri, belki kentsel çevre, kentsel alan olarak tercüme edebileceğimiz bir oluşum meydana getiriyor. Ve bu oluşum şehirde ne yapılacaksa, burada şehir plancıları da var, mimarlar var, avukatlar var, belediyenin IT personeli var. Bütün departmanların beraber çalıştıkları bir oluşum meydana getiriyor ve kararları o şekilde alıyorlar ve o şekilde uyguluyorlar. Ve daha sonra Hindistan ziyaretinde gördüm. Antoni Vives aynı şeyi oraya da kopyalamışlar. Pune şehri mesela benzer şeyi uyguluyordu orada. İkincisi, Barcelona biliyorsunuz bir grid yapısına sahiptir yolları, caddeleri. O caddelerin bir kısmını sadece çocuklara, Esenler bunun bir örneğini gerçekleştirdi. Sadece belediye otobüslerinin girebildiği, onun dışında otomobillerin oraya giremediği ve insanların çıktıkları zaman rahatlıkla orada dolaşabilecekleri alanlar, ki yürünebilir bir şehir olmasına rağmen bunu bu şekilde yaptıklarını görüyoruz. Akıllı şehir mimarisi önemli. Bizde de bu arada Çevre Şehircilik Bakanlığı Türkiye'nin akıllı şehir mimarisi çalışmasını tamamladı. Şu an pilot şehirlerde uygulanıyor bu. Bunun uygulanmasını teknolojiyle bağı anlamında şu şekilde önemsiyorum.
Eğer akıllı şehir mimarisi uygularsak biz teknoloji çöplüğü olmaktan kurtuluruz. Yani bir yapı kurduğunuzda, buraya bir teknolojik ürün satın aldığınızda başka ürünlerle bunun konuşması, onlarla haberleşmesi, hangi verinin kime ne zaman gönderileceği ve hangi formatlarda gönderileceğinin kesin kararının verilmesi açısından önemli. Bu konuda da Barcelona güzel bir örnek. Çevre Şehircilik Bakanlığı da bunun çalışmasını gerçekleştirdi. Hay hay. Kıymetli notlardı bunlar hocam. Teknoloji çöplüğü dediniz ya, çok alışık olmadığımız bir kavramsallaştırma bu. Ama biraz artık aşinalık da kesbetmemiz gerekiyor. 2023 sonu için sanırım The Economist Daron Acemoğlu'na yılın en iyi entelektüeli ödülünü şu sebeple vermiş. Teknoloji iyimserliğinin karşısında durduğu için böyle bir ödüllendirmede bulunmuşlar. Hmm. Teknoloji iyimserliği kavramı. Çünkü bunu niye hatırlattım? Teknoloji çöplüğü dediniz. Çünkü bugün uyduyu, uzayı konuştuk şu son haftalarda. Uzay adeta uydu çöplüğüne dönmüş durumda şu anda deniliyor. 10 bine yakın. Şimdi orada ayrı bir şirketleşme modeli, sadece uzaydaki uyduların temizliği için. Şimdi böyle bir çıktı da var diğer taraftan. Bir şey söyleyecektim. Şunu da ekleyeyim. Tam dediğiniz konuyla uyduya çok benzer çünkü. Dronlar geliştikçe hayalimiz şöyle oluyor gibi geliyor bana. İstanbul'da hepimizin birer drone olursa bu iş çözülecekmiş gibi. Yani 16 milyon drone'un İstanbul semalarında uçtuğunu düşünmek dahi istemiyorum. Yani teknoloji evet güzel ama o drone'lar acil durumda kullanılabilecek, belki drone taksi olarak, otonom olarak çağırdığınızda gelebilecek ama sayısının sınırlandırılması, yani nereye gittiğini gerçekten kestirebiliyor olmamız lazım. Yoksa ucuzladığında da belki de böyle bir şeyle karşı karşıya kalacağız. Bu sefer drone çöplüğüne dönmüş olacak. Evet. Ve İstanbul'un semalarını böyle bir şeyle hayal etmek ben şahsen istemem. Hayır hocam, akıllı şehire teknoloji üzerinden düşmüş olduğunuz bu şerhler, notlar bence çok kıymetliydi, önemliydi. Şimdi son dilime doğru girerken ben açıkçası izleyicilerimize de önermiş olalım. TODAM'ın portallarına girdiklerinde tamamını indirebilirler, evet, okuyabilirler. Evet. İlke Vakfı'nın sitesine girince evet, yayınlarda hem bu rapor var hem de yine kent ve konut konusunda politika notu da yayınladık biz son bir senede ve yayınlamaya devam edeceğiz. Onlara da rahatlıkla erişebilirler. Ya bu tür kamusal bilgiler medyamız tarafından maalesef çok gündem edilmiyor. Hı-hı. Yani hem geleneksel medyada hem de ekranlarda biz açıkçası biraz bu tarz yayınları arşivlik olarak dijital kaydı tutulsun için birçok farklı alanda konuşuyoruz, tartışıyoruz ama bazı bölümlerin, bazı dataların hakikaten üstünde durmak gerekiyor. Yani şu sadece yalnızlık oranlarını etraflıca bizim konuşmamız gerekiyor. Çünkü bizden söz ediyoruz. Yani hayattan söz ediyoruz ve yarının hayatından söz ediyoruz. O yönüyle son dilimde kent ve konut raporuna dair bu raporun editörü olarak izleyicilerimize Elyasa Koytak neler söylemek ister? Okuma notu itibarıyla. Aslında Türkiye'de kent çalışmaları böyle bakir bir alan değil. Yani kent sosyologları, şehir bölge planlamacılar, kent tarihçileri var. İyi uzmanlar var ve iyi eserler de var. Biz biraz işin ama tarihsel kısmına çok meraklı bir milletiz. Birçok konuda olduğu gibi. Yani tarihe bir girince de çıkmak bilmiyoruz. Tarihimiz zengin o yüzden. Yani o da yanlış değil. Büyük bir tarih var. Tarihimizin büyüklüğünü biliyoruz ama bugünü inşa etmekte biraz geç kalıyoruz tarihle uğraşmaktan. Çünkü tarih bizi birbirimize de düşürüyor. Dolayısıyla hani kentlere tarihsel açıdan değil, bugünsel açıdan, hatta geleceksel açıdan bakmayı ben önemsiyorum. Ben şahsen bir kent uzmanı addedemiyorum kendim. Ben bir sosyoloğum. Bir sosyolog da kentle her zaman ilgilidir. Hatta sosyoloji kentte doğmuştur. Modern kentleşmenin çocuğudur sosyoloji denilen bilim dalı. Dolayısıyla yani mecburen ilgiliyim kentle. Kentteki gerçekliği ben keşfetmeye salık veriyorum. Hmm. Yani mesela bugünlerde tartışıldığı için o örnekle bitireyim sözlerimi. Hani üniversite kampüslerine öğrenci veya üniversite mensubu olmayan insanların, işte halkın evet, hani evet, girmesi, derse katılması, dinlemesi gibi bir şeyler konuşuluyor, yaşanıyor. Şimdi bu
işte girmesinler, girsinler, onlar sanki içeridekiler farklı bir milletmiş gibi gibi tartışmanın bir anlamı yok. Yani üniversite dediğimiz kurumu kentteki ekosistemle nasıl ilişkilendirebiliriz? Kentin nasıl doğal bir parçası haline getirebiliriz ve gerçekten girecek olan, girmek isteyen nasıl girmeli? Bunu konuşmalıyız yani. Yoksa hani üniversite kendine mahsus bir fanus veya bir tapınak gibi işte sadece seçilmiş insanları alan bir kurum zaten olmamalı yani. Hani içeridekiler kendini farklı hissedecek diye kapıyı kapatıp zincirlememeliyiz yani. Ama kapıları tamamen açıp buyurun da diyemeyiz. Bu içerisi dışarısı ayrımları beni biraz üzüyor yani. Ama bu işte ancak kenti düşünmekle mümkün olur. Biz üniversiteleri öyle kurgulamalıyız ki Alim Hoca çok güzel bir uzman görüşü yazdı bu raporda. Öyle kurgulamalıyız ki kentin doğal akışı içerisinde girmesi gereken girmeli, istifade etmesi gereken istifade etmeli. Üniversitede kente bir artı değer, katma değer katmalı. Bunu hemen aklıma geldiği için söylüyorum. Mesela küçük şehirler, Burdur, Karabük gibi küçük şehirlerdeki görece yeni kurulan üniversiteler mesela o şehre çok şey katıyor. Ama işte yine bir planlama meselesine, yine bir etki ölçümü meselesine geliyoruz. Dolayısıyla kentleri düşünürken üniversitenin yani bilginin üretildiği kurumlar olan üniversitelerin kente bilgi dışında ne verdiklerini, kültür, anlam dünyası, deneyim dünyası olarak ne verdiklerini de bence böyle günlük polemiklerin dışında sakin bir şekilde düşünmekten yanayım. Hem İstanbul özelinde ama aynı zamanda özellikle Anadolu'daki birçok üniversite ki o üniversiteleşme oranını ciddi bir biçimde yükselten üniversiteler hani beraberinde ne getirmiştir ne götürmüştür apayrı bir tartışma konusu belki ama Alim Arlı'nın üniversite ve kent ilişkisi yazısı o yönüyle hakikaten önemli. Üniversitelerin önemli bir kısmı içe dönük şekilde kampüslere kapanmış. Kentsel dünya ve kamusal hayatla mesafeli bir ilişkiyi benimsemiştir. İçinde yaşadığı kent toplumunun kamusal dünyasıyla etkileşimini yalnızca öğrencileri üzerinden kuran bir üniversite anlayışı belirgin bir şekilde kusurludur diyor mesela. Bu hani içeride dışarıdaya dair bence önemli bir perspektif. Alim Hoca'nın bir kavramsallaştırması çok dikkatimi çekti yani. Yani nasıl söyleyeyim? Önemli bir metafor. Diyor ki üniversiteyi toplumun bilişsel sisteminin muhafızı ilan eden sosyolog Talcott Parsons'ın sözünü yeniden formüle edecek olursak üniversite aynı zamanda her yönüyle içinde yaşadığı kent toplumunun bilişsel muhafızı olmalı diyor. Çok iyi bir kavram. Yani bilişsel muhafız. Biz de aslında Binbir programında biraz böyle bilişsel, dijital muhafız olmaya çalışıyoruz. O yönüyle teşekkür ediyorum. Üniversitelere ilişkin bu güncel meseleye de dair böyle bir perspektif almış olduk. Fatih Hocam siz hani Avusturya özelinde biraz örnekler verdiniz. Barcelona bence çok önemli notlar aldım ben şahsen. Böyle zihnimde bazı katmanlar da açmış oldu. Paris 2024 olimpiyatları öncesinde En Hidalgo idi herhalde belediye başkanının adı. 15 dakikada siz söylediniz değil mi? İşte şehrin her yerine ulaşma noktasında. Türkiye'mizde böyle özellikle ya da İstanbul içerisinde şehirleşmede, akıllı şehirde hakikaten böyle rol model ya da çok iyi yoldalar, örnek alınabilir, üzerine düşünülebilir, daha yakından bakılmayı hak ediyor dediğiniz modeller, modellemeler var mı diye böyle müşahhas... Türkiye'den. Şöyle bir şey söyleyeyim. Öncelikle 15 dakikada aslında her yere ulaşalım değil de küçük küçük şehirler kuralım şehrin içerisinde. O şehrin içerisinde ihtiyaçlarımızı karşılayalım. Tabii kolay bir şey değil. İşin pratiğine döndüğümüz zaman işte iş yerleri, çocukların okulları, eşinizin çalıştığı nokta gibi hususlar var. Bunları değerlendirdiğimizde bunu hayata geçirmek kolay değil ama aslında Carlos Moreno'nun bir önerisiydi bu Paris'te tartışılan konu. Oradaki düşünce şu, hastaneye 15 dakika içerisinde, okula 15 dakika içerisinde, iş yerine 15 dakika içerisinde ulaşılabilin. Dolayısıyla da sizin her bir şehrin bölgesine benzer şeyleri, haritacılıkta artık bu çok mümkün, oturtabileceğiniz bir şehir yapısı ortaya çıkarın diyor. İstanbul'da bunun yapılması mümkün ama dediğim gibi
İşte iş yerlerinin uzak meselesi var. Belki orta ölçekli şehirlerde, mesela Sakarya bunun için çok ideal bir şehir. Hmm. Sakarya ile ilgili bir bisiklet ulaşım ana planı çalışması yapmıştık. Şaşırdığım sonuçlar da olmuştu. Bisikletle erişimin çok kolay olduğu, hem düz olmasından hem de şehrin çok büyük olmamasından kaynaklı. Aslında insanların konforlu bir şekilde yaşadığı bir şehir olarak söyleyebilirim. Güzel bir örnek bence. Hay hay, Sakarya güzel bir örnek. Bisiklet noktasında hocam Konya tabii büyük devrim yaptı. Tabii. Hakikaten. Gerçi Konya devrimler şehri oldu. Yani 11 deprem şehrimizi neredeyse hakikaten Konya tek başına imar etti desek, geçen yıl uluslararası ödül aldılar yine tekrar bisikletle yani ilgili. Kesinlikle. Önemli bisikletle ilgili mi hocam? Tabii bisikletle ilgili. Yani Akıllı Şehirler Fuarı'nda Konya ödül aldı. Sayın Başkan'ın da ekibinin de emeklerine sağlık. Bu arada başkanla hiçbir kişisel tanışıklığım yok ama nerede ne yapılıyor yakından takip etmeye çalışıyorum. 4.16'da 4.17'de malumunuz o 6 Şubat sabahına Türkiye uyandı. Hocam saat 5'i 16 geçe İtfaiyedeki tüm ekibiyle, hı-hı, toplantı halinde olan bir refleks düşündünüz yani. O yönüyle siz şimdi Sakarya örneğini verince, hı-hı, ben de Konya'nın bir şey ekleyeyim. Şimdi aslında Akıllı Şehir'in genel çerçevesinde de bu var da biz aslında bir müşteri, Avrupalılar ya da Amerikalılar buna vergi veren diye çok çizgin, keskin, hı-hı, çizgileri vardı. Vergi veren kararları verir vesaire şeklinde. Müşteri olarak da kabul edebiliriz. Yani bu müşterinin ya ihtiyaçlarını karşılıyorsunuzdur. Bu piramidin en taban tarafıdır. İkincisi kolaylık sağlıyorsunuzdur. Yaşaması kolaydır o şehirde. Üçüncüsü keyif veriyordur. Keyfin içerisinde tabii ki sayfi alanlarının olması, rekreasyon alanlarının olması gibi hususlar da var. Ama keyif verebiliyor olması lazım şehir. Belediye başkanlarının aslında buna doğru yani ihtiyaçları karşılama, sonra kolaylık sağlama, sonra da keyif verecek çalışmalar yapması gerekir diye düşünüyorum. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Elyasa Koytak, var mı son olarak düşüneceğiniz? Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Hem sizin hem katkı veren diğer kıymetli birçok ismin. O isimleri de ismen de ben buradan takdim etmiş olayım açıkçası. Alim Arlı, Cenk Beyaz, Mustafa Kömürcüoğlu, Kemal Temel, Gökhan Tüncel, Elyasa Koytak rapor ekibi, Enes Koru, Şeheda Nur Uzuntaş, Yunus Yeşil ve Furkan Sönmez. Evet. Hepsinin eline emeğine sağlık. Neden? Çünkü akademik bilgiyi kamusal faydaya dönüştürmüşler. İnşallah. Bu akademik bilgi evrenindekiler çünkü çok kapalı bir dünyada yaşıyorlar gerçekten. Emeklerine sağlık, teşekkür ediyoruz. Ama kamusal faydaya onu arz edilmiş olması bütün bu bilgilerin kıymetliydi. Emeklerinize sağlık diyorum. Elyasa Koytak, Fatih Gündoğdu. Hocam sağ olunuz, var olunuz. Müteşekkiriz. Gündoğan, özür dilerim. Gündoğdu dedim, çok pardon. Yayınımızı böylelikle bir hafta daha neticelendirmiş oluyoruz. 1001'i bakalım önümüzdeki hafta hangi serüvene çıkmak üzere açmış olacağız. Ekranınızda karşınızda olacağız. Görüşmek üzere efendim. Çok selamlar. Hoşça kalın.